Beyler bayanlar selamlar. Yine bir Vax oyunuyla karşınızdayım. Evet bu seferki eski bir Vax oyunu Ne Million on Mars. Hepiniz çok merakla bekliyordunuz. Eskiden girmemiştiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız girmemişti ve sonrasında birçok güncelleme geldiği için gözünüz korkmuştu. Çünkü evet oyun biraz karışık, biraz hesaplama gerekiyor. Ama size şimdi doğru yolu gösterince ve kendiniz de nasıl araştırma yapabileceğinizi de gösterdiğim zaman artık rahat bir şekilde bu oyuna başlayabileceksiniz. Ama unutmayalım ki oyuna küçük de olsa bir miktar bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ne kadarlık bir yatırım mı ve aynı zamanda oyunda neler değişti, neler mi yapmanız gerekiyor? Hadi şimdi hepsini adım adım sırasıyla sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle oyunumuzun arayüzü vesairesi çok değişti arkadaşlar. Eski videodan kontrol ederseniz hep şu soldaki menüler yoktu, alttaki menüler yoktu vesaire. Neyse, bunlar sizin için önemli değil. Önemli olan birincisinde bir kere ne kadar bir maliyetiniz olacak. Arkadaşlar, oyunun temel mantığıyla oynamak istiyorsanız aslında çok basit bir şey yapmanız gerekiyor. Ne mi? Hemen doğru yeri bulalım. Şuradaki Premium Access Pack'i almanız gerekiyor arkadaşlar. En ideal başlangıç bu. Bunda size ne mi veriyor? Hemen şu aşağıdaki kısma bakarsak bir tane Common Land veriyor. Aynı zamanda iki tane solar panel veriyor. Bu solar panellerin ne işe yarayacağını birazdan göstereceğim zaten size. Bu sizin temel oynanışınız olacak eğer ileri seviyeye gitmek istemiyorsanız. Bir tane cat veriyor ama cat'i çok fazla kullanmıyoruz. Water Filter veriyor. Greenhouse veriyor. Ve 6 tane de dolu pil veriyor arkadaşlar. Şimdi bunlar ne? Ozan biz hiçbir şeyden anlamıyoruz diyorsunuz. Evet size kendi landinden temel bir örneğini göstereyim arkadaşlar. Şimdi oyunda öncelikle temel bir harcamalarınız oluyor. Ne mi arkadaşlar? Şuradaki water ve food'a dikkat edin. Tamam mı? Sol taraftaki mantar işaretine tıkladığımızda da ne yiyebileceğinizi size gösteriyor. Şimdi en temelinden başlıyorum tekrardan. Eğer biliyorsanız sonraki taktiklere geçebilirsiniz. Azıcık ileri sarabilirsiniz ama bu oyuna girmek istiyorsanız mutlaka ileri sarmadan izleyin arkadaşlar. Bu kısım önemli. Bir şeyi atlamayın. Yemek yiyerek arkadaşlar şurada gördüğümüz stamina'yı elde ediyoruz. Bu stamina bizim her şeyimiz. Gerek pil üretimi olsun, yemek üretimi olsun, herhangi bir şeyi üretmek, yapmak için bu stamina'dan gerekiyor. Sol taraftaki gösteren şey de enerji. Binaların çalışabilmesi için de enerji ihtiyacımız var. Şimdi şu başlangıç paketi size ne veriyordu arkadaşlar? Hatırlarsanız dolu pil aslında enerji. O şekilde düşünün. Diğerleri de normal üretim yapabilmeniz için şeylerdi. Ama oyunun temelinde arkadaşlar su, yemek ve pil var. Bu üçünü düşünebilirsiniz. Şimdi yemek ve suyu normal marketten satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda üretebiliyorsunuz da. Suyu arkadaşlar buzu eriterek üretiyorsunuz. Yemeği de greenhouse'da bir şeyler üreterek, bir bitki yetiştirerek üretiyorsunuz. Size başlangıçtaki şey ne veriyordu? Hemen şuradan bakalım. Water filter veriyordu. Yani bu water filter ile buzu suya dönüştürebiliyorsunuz. Greenhouse veriyor. Greenhouse'da tohumları ekerek yemeğe dönüştürebiliyorsunuz. Solar panel. Arkadaşlar solar panele boş pili yerleştirince belli bir süre sonra dolu pil haline geliyor. Gelin bir tane örnekle yapalım benim bendeki solar panelle. Size de solar paneli gösterecektim zaten. Şimdi hemen şuradan bir tane landime geçeyim arkadaşlar. Hatta suyu da göstereyim size. Şu daha önceden bu işleri tamamlamıştım. Şimdi tüm hepsini tamamlayalım. Boş bir şekilde nasıl çalıştığını göstereyim. Şimdi öncelikle water filter'ın üstüne tıklıyoruz. Tamam mı? Binanın içindeki enerji miktarının ne kadar elektriği olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bunu doldurmak için hani binaların çalışması için elektrik lazım demiştik ya. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Ve ardından da elinizde dolu pil olması lazım diyor. Ben bir tane dolu pili kullanacağım diyorum. Ve bu dolu pili kullandığım zaman bana 20 elektrik veriyor. 20 enerji veriyor ve 120'den 140'a çıktı gördünüz. Ardından da bu binayı işleve sokabilmek için alttaki task kısmına bakıyoruz tamam mı? Burada biz ne yapacağız? Water filter yapacağız. Water filter buzu suya dönüştürüyordu. Benim elimde bir düzen oturtturdum. Hem buz çıkartıyorum, buzu da suya dönüştürüyorum bir miktarını. Geri kalan buzun hepsini de satıyorum. Neyse o sonraki aşama. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Suya dönüştüreceğiz. Hemen buradan kaç tane işlem yapmak istediğini soruyor size. Bu işlem sayısı da arkadaşlar binanın leveline göre değişiyor. Ve aynı zamanda nadirliğine göre de değişiyor.
Hatta işleme başlamadan önce hemen şuradan size göstereyim. Örneğin Water Filter açalım arkadaşlar. Ne diyor? 10. seviyeye yaparsam o zaman 3 tane görev başlatabileceğim. Ama benim elimde common değil de uncommon olsaydı bunu 3. seviyeye çıkarttığımda o zaman yapabilecektim. Seviye çıkartmayı da birazdan göstereceğiz. Gelin şu işlemi bir tamamlayalım. Sürekli parantez açtık, farklı konular açtık. Hemen aşağıdan Water Filter'a bastım. Maksimum işlem yapmasını söyledim. Ve bu benden arkadaşlar kaç tane stamina istiyor? İş yapmak için stamina istiyordu hatırlıyorsanız. 41'e 2. Ardından da buz istiyor arkadaşlar. Kaç tane buz istiyor? Normalde bir işlem için 40 tane istiyor ama ben 2 tane yaptığım için 80. Bir de 20 elektrik tüketecek. Karşında bana ne verecek? Experience verecek. Şu an çok bilmenize gerek yok. Bu işlemleri rahat rahat yapabilirsiniz. 32 tane su alacağım. 8 tane de regolit alacağım. Ben bu işleme başlat diyorum. Ve otomatik olarak kendisi başlıyor arkadaşlar. 6 saat sonra tekrar tamamlanacak. Eğer 6 saatte bir bakabilirseniz 4 kere bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ama buna çok 6 saatte bir bakmalık bir önemi yok. Şimdi solar panel. Diğerlerinden birazcık daha farklı. Neydi? Bir dolu pil, bir de boş pil var değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim elimizde eğer boş pil varsa arkadaşlar hemen boş pili doldur diyoruz ve şuraya tıklıyoruz. Ardından da confirm'e tıklıyoruz. Maalesef bunlarla tek işlem yapabiliyoruz bu common'larla. Ve hemen yerleştirdiğimizde bize ne diyor arkadaşlar? 20 saatte ben bunu bitireceğim diyor. Peki daha fazla tek bir binadan daha fazla görev yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Hemen şuradan solar paneli bulalım. Şimdi burada iki farklı seçenek olduğunu görüyorsunuz. Solar panel Gen 1, Gen 2 ve Gen 3. Gen 1 en eski solar paneller arkadaşlar. Gen 2'ler ondan bir sonrasında çıkanlar. Gen 3 de şu anda taze çıkan, taze satılan solar paneller. Aralarındaki fark ne? Birincisi arkadaşlar bu task slotları değişiyor. Gördüğünüz üzere yenilerin task slotları daha fazla. Ama şöyle de bir şey var. Bina olarak kapladıkları yer de değişiyor. Bina olarak kapladığı yer mi? Ne diyorsun Ozan? Şimdi oyun size bir tane arazi veriyordu ya bu premium peki alınca. Bu binanın da belli bir kapasitesi var arkadaşlar. Hemen onu da şuradan görebilirsiniz. Normalde benimki 100. Ama sizin bu alacağınız paketten çıkan Gen 2 land paketinin kapasitesi 50 olacak arkadaşlar. Yani belli bir yere kadar bina dikebiliyorsunuz. Sonsuza kadar bina dikemiyorsunuz. Her binanın da building size'ının farklı olduğunu unutmayalım. Örneğin bu eski en eski solar panel building size 5 iken Gen 2'lerin building size'ları 10. Gen 3'ü bilmiyorum arkadaşlar. Gen 3'ü hiç kullanmadım. Örneğin solar panel değil de greenhouse'tan bakalım. Bakın bunun building size'ı 10. Başka bir binaya bakalım. Bunun 15. O yüzden bu hesaplamayı da yapmanız gerekiyor. Ben size daha kolay yolunu da söyleyeceğim biraz sonra. Sadece temel mantığıyla şu an örnekleri gösteriyorum. Nerede kalmıştık? Bir tane pil doldurduk ve bu pil 20 saat sonra yani bir gün sonra tekrar bakmam gerekecek. Şimdi ikinci pili doldurmak istediğimde yine diğer binaya geçiyorum. Tamam diyorum. Gönderiyorum. Oyunun temel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Elinizde belli bir miktarda stamina oluyor. Ve bu staminayı en ideal şekilde kullanarak olabildiğince fazla dusk üretmeniz gerekiyor. Şimdi eskiden bir de ne vardı? Başkalarının görevinde çalışabiliyorduk. Neredeydi? Burada. Ama artık bu daha zor bir hale geldi. Level arttırmanız gerekiyor. Bazen görevleriniz boşa gidiyor. Dusk olmuyor. O yüzden birçok kişi burada başkasının işinde çalışmayı bıraktı. Ben burayı önerir miyim? Valla ben kullanmıyorum arkadaşlar. Ben kendi düzenimi oturttum. Başkasının işinde çalışmıyorum. Yani birkaç kere denedim. Çöpe gitti enerjilerim, staminam. O yüzden artık yapmıyorum. Size tavsiyem olabildiğince land kurun ve bir şey üstüne üretim yapın. Peki neyin üstüne üretim yapacağız demeden önce bir de şu kısma değineyim. Şimdi burada arkadaşlar farklı yemeklerden yiyebiliyorsunuz ve hepsi farklı miktarda food tüketip farklı miktarda water tüketiyor. Birincisi 30'u 10 tüketirken ikincisi 2 kat, üçüncüsü de ilkinin 3 katı kadar tüketiyor. Ama getiri olarak baktığınızda da aynı getiriyi sağlamıyor arkadaşlar. Yani ikincisinden yediğinizde 2 kat fazla stamina almanız gerekirken normalde 2 kat bile değil, 2 katın çok daha altında kazanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Olabildiğince eat snack üstüne kurulum yapmanız sizin için daha mantıklı olur. Ama Eat Meal ya da Eat Feast üstüne de yapabilirsiniz. Ben örneğin yeri geliyor Eat Feast yapıyorum çünkü daha fazla kazanç sağlıyorum. Bunun ne kadar yapmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini ise şimdi göstereceğim. Hemen şöyle çok güzel bir site var arkadaşlar. Öncelikle burada arkadaşlar istediğiniz her şeyi hesaplayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Birinci yapmanız gereken şey hemen şu köşede ne yediğinizi
bir hesaba katmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce göstermiştim ya. Çünkü bunların size maliyeti fazla olacak aslında. Siz 28 enerjiyi, 28 stamina'yı şuradaki maliyete göre hesaplarken 16'nın maliyeti size daha az olacak. Yani birim maliyeti direkt etkileyecek. Burada otomatik olarak birim maliyeti kısmen hesaplıyor. Çok da güvenmeyin arkadaşlar. Yine kendi hesabınızı yapın. Eat meal'ı seçtik ve ardından da şu sol taraf şunları hiç elemenize gerek yok. Ardından da hemen şurada Gain After Fees'e tıklıyorum arkadaşlar. Şurada en yüksek olacak şekilde yukarıya getiriyorum. En kazançlı gözüken şey ne şu anda? Create Vestizilla. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yine güncelleme geldi büyük ihtimalle. Ne olduğunu bilmiyorum. İkincisi arkadaşlar, Disable Legendary Solar Panel. Tamam mı? Bunun kazancı yaklaşık olarak 308 ile 497 DAS kazandırıyor bir tane işlemden. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Legendary Solar Panel'i yok etmeniz gerekiyor. Birincisi sürekli marketten solar panel maliyetinizi size gösteriyor. Şurada görürsünüz. Legendary bir solar alacaksınız. 1 milyon 450 bin daska. 5 stamina harcayacaksınız. Electrical Tools alacaksınız marketten. 5 tane maliyeti 10 bin dask oluyormuş ve binada toplamda 60 enerji istiyor. Bunların hepsinin maliyetini hesapladı, kendisi düştükten sonra da size ortalama bu kadar bırakır diyor. Bu siteyi derinlemesine inceleyebilirsiniz. Ben burada size hepsini teker teker şu gerekiyor bu gerekiyor diye maalesef gösteremem. Bitmeyen bir video olur sizler için. Ama kendim ne yapıyorum adım adım onu göstereceğim. Ondan önce de şuradan birkaç tane daha örneğe bakalım. Örneğin ve dikkat etmeniz gereken bir şeyi daha göstereyim. Şimdi şurada bazılarında eksi yazdığını da görebiliyor olabilirsiniz. Evet, bu eksi yazanlar doğru hatalı değil. Bu işlemi yaptığınızda bazen size çıktı olarak output olarak arkadaşlar atıyorum 3 ile 10 arasında diyor. Eğer size 3 gelirse bu zarar ettiriyor. 10 gelirse 638 kazandırıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden eksili olanlar riskli arkadaşlar. Şansı bırakmayın işinize. Garanti kazanç olanları tercih etmeye çalışın. Örneğin burada başka ne vardı? Hemen beton üreti var. Ne kadar kazandırıyormuş? 213 ile 70 arasında. Gayet hoş gözüküyor. Şurada dikkat edin. Biraz önce leveller lazım demiştik ya. Bunu yapabilmeniz için de Chemistry'ye level 25 ve Fabrication'da level 25 olmanız gerekiyor. Yani bu da size ekstra bir harcama. Ekstradan bunu kasmaya çalışacaksınız. Bu da çok ayrı bir videonun konusu. Ozan sen bize bir sürü şey gösteriyorsun. O lazım, bu lazım, şu lazım. Yok mu bizim yapacağımız bir şey? Evet arkadaşlar, sizin yapacağınız şeyi şimdi bir hesaplayalım. Nerede? En temelinde yapabileceğiniz şey arkadaşlar, hemen şunu da kapatalım, şey yapmasın. Power Cell'i doldurmak. Size zaten solar panel veriyordu. Hatta şöyle göstereyim size. Farklı nadirlikteki bir solar paneli de göstereyim. İki tane hop yanlış yere girdik. Şimdi bende bir tane Epic solar panel var. Biraz önce kamunu göstermiştim. Bir de arkadaşlar Ankamın var. Bunların hiçbirisinin seviyesini yükseltmedim. Hepsi temelde şu anda bendeki aynı. Şimdi Epic'le arkadaşlar 5 taneye kadar doldurabiliyorsunuz. Ve Ankamın'la da 3 taneye kadar doldurabiliyorsunuz. Hatta şuradan da kontrol edecek olursak arkadaşlar size gelecek olan atıyorum Rare çıkarsa da 4 tane doldurabiliyor olacaksınız. Peki bunun kazancı ne olacak size arkadaşlar? Öncelikle bir tane seviyesinden hesaplayalım. Zaten diğerlerini çarparak kolay buluruz. Bir tane marketten Power Cell alacaksınız ama boş olacak. Bunun maliyetini arkadaşlar direkt şu anki maliyeti 10. Bu sürekli değişiyor bu arada. Bunu da unutmayın. Marketi de takip etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunu ona aldıktan sonra biz yemek maliyetini meal olarak seçmiştik ya. Meal'da bir staminin maliyetini arkadaşlar 0,95 olarak hesaplıyor. 0,95 olarak hesaplıyor ama şunu meal yapmayacaktık bu arada. Snack olarak seçecektik. Snack'le tekrardan hesaplayalım. Daha net gözüksün. Tekrardan gelelim. 0,7'ye düşürdük. Gördünüz değil mi? Birim maliyetin nasıl değiştiğini bu sırada size göstermiş oldum. Ne dedik? Bir tane aldık. Arkadaşlar toplam maliyetimiz 10,7 gibi bir şey. Ardından bunu solar panellere yerleştirdik. Hemen bir tanesini yapalım. Şunları bir toplayayım. Hemen yerleştirdim arkadaşlar. Elimdeki boş pili buraya yerleştirdim. Bu 20 saat sonra dolduğunda complete all dediğimde benim elime, inventörüme dolu olarak düşecek bu. Doluyu da markette sattığımda arkadaşlar 13,10'a satabiliyorum. Bu da ne demek oluyor bana? 1,7 DAS kazandırıyor sadece bir tane işlem. Sizlendiğinizde kaç tane kurarsanız arkadaşlar DAS'ınızın yettiği kadar
kurabilirseniz tabii lendin kapasitesini de unutmayın. Videonun başında o yüzden söylemiştim. Bunun hepsinin hesabını yaptıktan sonra bir dizilim yaptığınızda arkadaşlar sadece solar paneli yerleştir, ertesi gün bak, solar paneli yerleştir, ertesi gün bak şeklinde bile birazcık kazanabilirsiniz. Solar panel mükemmel kazandırmaz ama en temiz kazançtır. Neden en temiz kazanç arkadaşlar? Temel ihtiyaçları oyun başında size saymıştım. Neydi bu temel ihtiyaçlar? Bir kere bir stamina ihtiyacınız var. Bu oyunu oynayabilmek için, bir iş yapabilmek için. İkincisi, bina kullanıyorsanız bina hayvan gibi elektrik tüketiyor. Çoğu özellikle üst düzey üretimler çok fazla tüketiyor. O binanın enerjiye ihtiyacı var, elektriğe ihtiyacı var. Örneğin ben şu anda bu şekilde kendi elektriğimi üretecek şekilde dizilimi kurdum. Ama daha yüksek, belki daha farklı bilmediğim bir kazanç sistemi var. Ve ben elektriği üretmek yerine bu sefer üretim yapmayı tercih ederim. Elektriği de sizden alırım. O yüzden oyunun temelindeki şeylerden bir tanesi de dolu pil arkadaşlar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bitmeyecek. Diğer şey ne? Şu anda geçelim bir de bu örnekten benimkine. Diğer ihtiyaç da yemek ve su demiştik, değil mi? Yemek de sizi üzmüyor ama yemeği de araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin şöyle bir bakalım. Bu arada bunun kolay yolu var. Şu yukarıdakileri kapatırsanız ihtiyacınız olan şeyi açabilirsiniz. Bunların hepsi yukarıdakiler bina. Örneğin ben greenhouse üstüne yönelmek istiyorum derseniz bakalım neyi üretmek karlı arkadaşlar? Eksi 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 eksi. Abi yemek üretmek çok da mantıklı değil şu anda. Kendiniz de görebiliyorsunuz. Yani aralarında yine en mantıklısı carrot üretmek. Belki zarar ediyorsunuz. Ama ben şu anda hiçbir şekilde sizin yerinizde olsaydım greenhouse kullanmazdım. Tabi buradaki hesapların her zaman doğru göstermediğini unutmayalım. Kendi hesabınızı da yapın arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz? Temel ihtiyaç demiştik arkadaşlar. Su, buz üretebiliriz. Öyleyse water filter'a bakalım örneğin. Water filter'da arkadaşlar filter water yapmak direkt 2,5 kazanç sağlıyor. Diğer etkinliklere hiç bakmıyorum bile. Şu anda eğer marketten buzu satın alır, buzun üstüne bir de suya dönüştürürseniz arkadaşlar direkt 2,5 daha kar elde ediyorsunuz. Daha da temel olan şu an benim yaptığım şey, buzu nasıl çıkartırım arkadaşlar? Mining rig'den çıkartabiliyorsunuz. Ben de yüksek seviye bir mining rig var ve mine ice yapıyorum. Her mine ice yaptığımda şuradaki veriye bakabilirsiniz. Ne kadar kazandırıyor? Ortalama 5,65 demiş. Ben bir de bunun seviyesini yükselttim. Bir de hesap yapalım sizlerle. Toplamda kaç kere gönderebiliyordum? Hatta sizlerle birlikte bakalım ve bir yandan da süresi gelmiş yapayım. Daha sonra hesaplamaya geri döneriz. Şunu bir complete all diyelim. Ve tekrardan da Mining Ice'a göndereceğim. Toplamda 6 tane görev yapabiliyorum. Ve bana 1500 ile 2700 arasında Ice gelecek arkadaşlar. Sülfür para etmiyor. Ve bunları yaparken de toplamda 24 staminam gidecek. Ve 360 da elektriğim gidecek. Bunu hadi bir göreve gönderelim. Ve size şey göstereceğim. Bunu da 6 saatte bir yapabiliyorum. Yani günde 4 kere yapabiliyorum arkadaşlar. Tabi 6 saatte bir, o kadar uyku düzeninizde bunu ayarlarsınız. Ben yapabiliyor muyum? Hayır. Neyse, hesaba geçiyorduk. Ne demiştik arkadaşlar? Bunda direkt buz çıkartıyoruz. Buz sürekli lazım. Suya dönüştürüyorsunuz. Su iş yapmak için, stamina'ya dönüştürmek için. Yani temel ham madde diyebiliriz aslında buz için arkadaşlar. Şurada ne demiştik? 5,65 ortalaması demiştik. Ve ben bunu kaç kere yapabiliyordum? 6 tane göreve gönderebiliyordum. Bunu da günde 4 kere gönderdiğimi varsayın. 135'e kadar çıkıyor. Ama şimdi buradaki hesapta şöyle bir şey de var. Hemen şuraya tıklayalım. Bu ne kadar arkadaşlar power istiyordu? 2,6'lık aslında power istiyor. Ama power'lık ben kendim üretiyorum zaten. Kurduğum düzende hemen şu şekilde göstereyim. Yani o power'ın maliyetini de aslında yemek maliyetine kadar düşmemiz gerekiyor. Şuradaki 2,6'yı 0,7'ye kadar daha düşeceğiz. Yani aslında benim maliyetim arkadaşlar 2 daha aşağıya düşeceğiz. Burayı 2 daha yükselttiğimizde 7,65 olacak. Biraz önceki işlemi tekrar yapalım. 7,65'ten 6 tane göreve gönderebiliyorum. 45,9 yapıyor. Bunu da 4 ile çarptığımızda yaklaşık olarak 183 çıkartabiliyorum arkadaşlar. Günlük 183 task. Hatta kendi üretiminde bir de piller de artıyor. Pilleri de normalde boş pil üretip dolu pil olarak sattığımda da 200 task civarında bir gelir yapıyor. Hop, buraya yanlış yapmışız. Bu da günlük 4-5 dolar civarında sadece 3 kere bakmayla bana pasif bir gelir sağlıyor. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Buradaki
task sayısı çok önemli. Hemen şu aşağıdan mining rig'e bakalım. Örneğin ben Epic Mining Rig'in levelini yükseltmeseydim 2'de kalacaktı arkadaşlar. Günde sadece 2 tane göreve gönderebilecektim. Ama levelini yükselttiğim için şu anda toplamda 6 tane göreve gönderebiliyorum. Peki bunları yaparken bize maliyetin ne olacak derseniz de hemen yine Player Guide'a girip buradan bakmanız gerekiyor. Bir binayı seçtiniz. Şimdi temel mantığıyla tekrardan ilerleyelim. Siz buradaki bir şeyi gözünüze çarptı. Tamam mı? Hemen açtık hepsini. O dediniz şu JQ Transport çok iyiymiş. Hangi bina bu? Arkadaşlar CAD binası, tamam mı? Tamam, ben bu CAD binasından kurmak istersem ne yapmam gerekiyor? Hemen şuraya geri dönelim. Tamam mı? Buraya geri döneceksiniz. Bakacaksınız ki. Tamam. Bu CAD binasının hangi nadirliğinden önce satın alacağım? Bu nadirliğinden satın alırsam kaçıncı seviyeye kadar yükseltebileceğim? Rare almayı tercih ettim ve 6. seviyeye kadar yükselttim. 9 tane bana görev açıyor. Tamam. Ben bu 9 tane görevi yaptığımda günlük staminam bana yetecek mi? Hemen geçeceksiniz. Günlük ne kadar stamina çıkartabileceğinizi hesaplayacaksınız arkadaşlar. Staminaları da unutmayın. 4 saatte bir yemek yiyebiliyorsunuz ve staminanızı artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir parantez daha açayım. Şu Slav Ukrayna'yı kesin kesin yapmanız gerekiyor. Bu genelde karlıydı. Gerçi son dönemdeki marketine bakmamıştım. Ben büyük bir stokla almıştım ama şunu Slav Ukrayna'yı bir tane Brevit üstüne geldiğinizde zaten gösteriyor. Brevit Coffee ile yapıyorsunuz. Brevit Coffee'nin marketteki fiyatına bakın. Diyelim bunu 8 Dusk'a alıyorsunuz. Ama size bunu kullandığınızda ne veriyor karşılığında? 8 Dusk ve 1'e 4 karşılığında da şey. Ya burada karlı olup olmadığını siz kendiniz hesaplamanız gerekiyor. Dilerseniz de yine buradan Brevit Dusk'ı seçebilirsiniz. Slav Ukrayna'yı seçip kendiniz yine hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar bu hesaplar sizde, ben teker teker hepsini hesaplayıp maalesef videoyu böyle yarım saate kadar uzatamam. Neyse, nerede kalmıştık arkadaşlar? Ne yapacağınızı seçtiniz. Hangi rarity'den alacağınızı seçtiniz. O rarity sizin landinize uyuyor mu? Landinize yetmezse unutmayın, daha bir tane daha land masrafınız çıkar. Bu land masraflarını da hesaba katmanız gerekecek daha sonrasında. Tamam. Daha sonrasında bu binayı yükseltmek için bana ne lazım? Ne kadar lazım? Örneğin Rare'i yükseltmek için arkadaşlar 6. seviyeye kadar toplamda 400 Dusk bir harcamanız gerekecek. Bir de Shard harcamanız gerekecek. Örneğin diyor ki Rare binaları yükseltmek için 210 tane Shard harcamanız gerekiyor. Shard ne Ozan? Shard da hemen şu şekilde marketten gösterelim. Herhangi bir şeyi seçelim arkadaşlar. Cat'ler zaten hemen karşımıza geldi. Bakın Cat Shard C. C ne demek oluyor? Common. Epic. Renginden, tipinden anlarsınız zaten. Legendary. Ardından ne geliyor? En yükseği mitik arkadaşlar. Bizi ilgilendiren şuydu. Rare. Sizin bir de bundan o seviye yükseltmek için kaç tane, kaçıncı seviye yükseltecekseniz buradan bakıp burada yazan miktar kadar arkadaşlar shard almanız gerekiyor. Bu da ekstradan size maliyet olacak. Bunu unutmayın. Yani 130 tane alırsanız bundan, bir de 2 ile çarptığınızda 260 task bir maliyetiniz oradan olacak. Bir de ne demiştik? 400 task'ta atıyorum direkt task maliyetiniz var. 660 task sadece upgrade maliyetiniz olacak. Tamam. Bunları yaptıktan sonra bir de daha sonrasında gelip buradan bakıp arkadaşlar kaç tane task'e gönderebiliyorsunuz, göreve gönderebiliyorsunuz, ROI'yi hesaplamanız gerekiyor. Evet. Bu oyunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Gelip sürekli buradan incelemenizi yapacaksınız, hesaplayacaksınız. Oyundaki marketi buraya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Market bazı dönemlerde aşağı doğru düşüyor, bazı dönemlerde yukarı doğru çıkıyor. Peki bunların hepsini yapmaya değer mi? Evet, güncel durumda arkadaşlar şu oyunun gidişatına bakarsanız dümdüz hiçbir etkilenme olmadan şuradaki yükselişte Vax'ın aslında değer kaybedişi. O şekilde düşünebilirsiniz. Çok yükseldi diye düşünmeyin yoksa. Aylardır arkadaşlar, ne zamandan beri? Aralık ayından beri 6 aydır stabil şekilde devam edebilen piyasadaki tek oyun. Eğer bir pasif yaratmak istiyorsanız buyurun gelin. Bu kadar karışık yapmanıza da gerek yok. Normal bir tane gerekiyorsa arkadaşlar land alın. Hiçbir upgrade yapmadan dümdüz basın arkadaşlar. Size ne çıktı atıyorum? Buradaki aldığınız solar panelden Ankamın mı çıktı? %35'lik atıyorum şansı. O Ankamın geliyor arkadaşlar. Gidin Ankamın içine yerleştirin. 4 tane, kaç tane pil? 2 tane pil geliyordu. 3 tane pil geliyordu. 3 tane pili yerleştirin. Çıkartın, satın. Dolu pilleri satın. Eğer oyuna hiçbir upgrade vesaire yapmayacaksanız size mükemmel bir kazanç sağlamaz. Benim size tavsiyem
Tamamen arkadaşlar biraz önce gösterdiğim kurulum üstüne odaklanın. Ya solar panellerle hayvan gibi arttırın ya da düzgün bir şey, bir mining rig kurun. Mining rig her zaman kullanılıyor arkadaşlar. Keşke ben de oyun ilk çıktığında bundan yerleştirseymişim dedim. Evet, neyse en azından çok da geç kalmadık. Şunun da bir yandan da enerjisini doldurayım. Dediğim gibi düzgün bir kurulum yaparsanız her gün 5-6 dolar akar arkadaşlar. Ama belli bir maliyeti olduğunda bunu unutmayın. Yapacağınız işleme göre maliyeti hesaplaması da tamamen size kalmış. Neyse uzun uzun temelini anlattığını düşünüyorum. Pasif gelir elde etmek istiyorsanız hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.